Merhaba, San Montero YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Haziran ayı enerjilerine bakacağız. Genel anlamda aşk anlamında iş, kariyer, eğitim ve para konusu ve ek olarak Haziran ayı ile ilgili kartların size tavsiyeleri, mesajları neler olabilir? Bu enerjilerle devam edeceğiz. Tabii ki abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için ben hemen bu doğrultuda niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağların ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm dağ ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli şekilde yaşatsın. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin amin amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşam şekillerine, yaşayış şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dağ ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi, güzel, temiz niyet, İyi güzel temiz niyetli, iyi güzel temiz düşünceli, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, güzel ahlaklı, sevgiyle, saygıyla, saygılı davranmayı nasip etsin tüm insanlara. Tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm dayı ve hayvanlara davranışlarını bu şekilde kılsın. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağının ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, öyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm dağının ve hayvanların, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum uzun ömürlerle. Ve öyle doldu, böyle doldu, öyle doldu, öyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, Amin, amin, amin. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen birden fazla deste de dinleyebilir. Birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste şeklinde. Birinci desteyi seçenlerle başlıyorum. Evet, birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Haziran ayı genel enerjisi, Haziran ayı aşk enerjisi. Aşk çok güzel geldi bu arada. İş, kariyer, eğitim ve para enerjisi. Bunlar da bunları en son açacağım. Size kartların tavsiyesi açıya bir bakalım. Evet kartlar süper. Gayet çok net hepsi gözüküyorlar. Bir tık şöyle yapabilirim. Evet, Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tarotta her kartın astrolojik karşılığı var. Ve ben kolektif açılım yaptıkça da içinden geçilen zamanlardaki astrolojik göstergeleri de az çok bildiğim için, denk geldiğim, takip ettiğim, takip etmesem de önüme düştüğü için bir şekilde. Burada da zaten ikizler temasını görüyorum. Aşıklar kartı olsun, kılıç kraliçesi olsun, kılıç kartlarının bu kadar çok çıkması olsun. Haziran ayında bu doğrultuda genel enerjisine baktığımda sosyalleşebileceğiniz enerjileri görüyorum. Daha çok yeni arkadaşlıklar kurabilir, bazen evet bireysel de vakit geçirebilirsiniz ama ben daha çok sosyal hayatınızla ilgili, sosyal yaşantınızla ilgili bir karar aşamasında olabileceğinizi ve biliyorsunuz ikizler burçları sosyal insanlardır ve e, gölgesi aslında yalnız kalmaktan da korkan, sürekli böyle sağda solda bir arkadaşı olsun, ondan güven duyan kişidir e, bir noktada. Ama pozitif tarafı arkadaşlarına çok değer vermesi, e, herkesle uyum içinde olabilmesi, bana göre bu da ne kadar sağlıklı tartışılır e, tabii ki ama. Burada da kılıç kraliçesi ikizler terazi kova etkisidir. Kılıç hava etkisi. Sizde genel olarak eril veya dişil olun fark etmiyor. Daha çok böyle sosyal olmak, hayatın tadını çıkarmak, gezmek, tozmak. Belki zaman zaman bireysel vakit geçirseniz de ben şunu görüyorum. Yani belki bir süredir hayatınızda arkadaşlıklara ermiş kartı bana onu hissettirdi. Başak enerjisidir bir süre kendinizi kapattıysanız, bir süre daha çok inzivaya çekildiyseniz kılıç kraliçesi sanki o ermiş durumuna karşı bir karar alıyor ve sonrasında kupa üşüsü bakın. Sanki hani yalnızlık, evet bireysel olarak olgunlaştınız, belki çok kılıç kraliçesiyle çok fazla dönüştünüz, belki arkadaşlıklardan yara aldınız, sırtınızdan bıçaklandınız, belki ilişkilerden iptal 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 diyelim yine ama Artık ben şunu görüyorum yani kendini kapat nereye kadar? Sosyallik de insan ihtiyacı, bireysellik de insan ihtiyacı. Ben bunları kendi hayatımda bir dengeye oturtacağım ve kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda yalnız kalmam gerektiğinde, kendime vakit ayırmam gerektiğinde, kendimi geliştirmem gerektiğinde, manevi olarak, psikolojik olarak böyle bir kafa dinlemek istediğimde ya da buna da vakit ayıracağım ama sosyalliğe de kendimi artık kapatmayacağım. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim, yeni kişiler tanımaya kendimi açacağım yani sırtını dönmekle aslında hayat yaşanmıyor kararlılığı ve kılıç kraliçesi birazcık bilgeliğine ulaşabileceğinizi söyleyebilirim bu şekilde ifade edebilirim çünkü kılıç kraliçesi birçok acı yaşamış birçok acıdan geçmiş ve o yüzden de çok aklı başında ve zeki bir kraliçedir ama Bazen çok sert olabilir, çok sert yargılarda bulunabilir ee, aslında tekrar acı almamak için ee, ben burada birazcık daha kendinizi özellikle sosyal yaşantınızda sosyalleşmek üzerine yumuşatabileceğinizi görüyorum ama yine aklınız ve tecrübelerinizin ışığında bunu yapabileceğinizi görüyorum. Doğum günü olabilir, kutlamalar olabilir, e, sosyal etkinlikler olabilir, konsere gitmek olabilir. Burada hissettiğim ya da işte gel şuraya gidelim buraya gidelim. Siz arkadaşlarınızla bir plan program yapabilirsiniz ya da sizi böyle yerlere davet edenler olabilir. Çok böyle sosyal kelebek enerjisi gördüm. Genel anlamda baktığımda sizin için ve bundan da çok keyif alacağınızı görüyorum. Yani yormayacak sizi açıkçası ve hatta sosyal ortamların belki kendinize kattığınız bilgelik, e, olgunluk, belki manevi süreçler, enerjisel süreçler, ermiş kartıyla kendi kendisinin yol göstericisi olabilme durumunuz, kılıç kraliçesi ve ermiş kartıyla e, sosyal ortamlarda da çok aranan kişi olmanıza katkı sağlayabilir. E, ben burada biraz onu da hissettim. Yani bazı konularda ekstra bilgi olmanız, o ortamlarda daha çok e, ilgi çeken kişi olmanıza ve e, daha böyle hani o ortamın aranan kişisi ya da daha gözde kişisi, daha yol gösterici. E, ne derler ona? Daha e, o kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum. Kelimeyi unuttum. Alfa, <laughs> alfa kelimesi. E, daha alfası. Yani sosyal hayatın alfasının siz e, olabileceğiniz enerjileri görüyorum. Çünkü kendi hayatınızın alfasısınız. E, şeklinde gözüktü. Yani sosyal hayatınızla ilgili çok pozitif süreçler gözüktü. Konserler, gezmeler, tozmalar, yeni kişiler tanımalar ve böyle çok gözde olmanız, alfa olmanız e, şeklinde gözüktü. Genel enerjisine baktığımda. Yani güzel eğlenmeler, hayatın tadını çıkarmalar, birazcık daha hayata e, sertliklerden geçtikten sonra daha eğlenceli ikizler odur. İkizler yüzeysel bilgidir. Zıt burcu yay mesela derinlikli bilgidir. Burada siz o derin süreçlerden geçmişsiniz. Artık daha böyle hani yüzeysellikte dengeli şekilde ama çok değil. Yani yeri geldiğinde derinliğe de zaman ayırmak, yeri geldiğinde yüzeysel işte gezme, tozma, eğlenme, yeni kişiler tanıma buna da zaman ayırmak ve böyle hani kendini bu doğrultuda aslında hem entelektüel olarak hem sosyal olarak hem kendisiyle hem sosyal çevresiyle besleme enerjisini görüyorum Çok şanslı süreçleriniz olabilir sosyal hayatınızda burada ve insanlar sizi tanıdığı için dediğim gibi çok mutlu hissedebilirler yani aranan kişi olma durumunuz var yani sizin gibi birisini tanıdıkları için çok mutlu, olabilirler. Ee, ya böyle daha yol gösterici gibi olmanız çünkü o ortamlarda enerjisi gözüküyor. Aşk hayatınıza geldiğim zaman çok güzel çıktı, çok beğendim. ikizler güneş ve kılıç dokuzusu. Burada ben daha çok yenilik enerjisi görüyorum. X-Max bunun için dinleyen varsa burada X-Max yok kardeşim. Bitti. <laughs> Seda sayan moduma geçmek istemiyorum ama X'lerden bıkkınlık geldi. X-X anladın mı yani? Birisi boşuna X olmuyor. O X olduysa X bakın. Tıpta da X olan kişi ölmüştür değil mi? Hani öyle bir terim var. Boşuna X değil onun adı. Yanlış söylemiyorumdur umarım. Çok böyle tıbbi terimleri de bilmiyorum ama hani böyle duyduğum, gördüğüm kadarıyla X olmak ölmek demek diyebiliyorum. Bitti o kişi artık. Oradan sen aldığın dersi aldın. Artık yeniye yol alacaksın. Tekrar geldiğinde sana tekrar aynı şeyleri yaşatabilir. Demek ki tekrar gelmesi senin bazı dersleri almadığının göstergesidir. Yani şöyle düşünün sınıfta kalıyorsun ve diyorsun ki ben bir daha sınıfı geçeceğim ama diyorsun ki yok geçmeyeceğim tekrar kalacağım. Yani bu senin tercihin aslında bir noktada. Burada x max beklentisi içinde olan varsa böyle yok burada öyle bir şey. <laughs> Unut eksi. Burada yenilik var. Güneş kartıyla da gerçekten hayatınıza ilişkisi olmayanlar. Yepyeni ve gerçekten çok sağlıklı ilişki kurabileceğiniz Venüslerinizin ve Güneşinizin özellikle birbiriyle çok uyumlu olduğu e, belki haritalarınızda birisi girebilir hayatınıza. Çünkü Aşıklar Kartı Venüs kartıdır zaten Güneş Güneş. E, burada bunu çok hissettim. Herkes için olmak zorunda değil. Ama dediğim gibi tarot, astroloji, felsefe, din hayatın okuması olduğu için hayatın her alanıyla ile bağlantılı. Ve ben de böyle birçok konuda kendimi geliştiren ve geliştirmeye çalışan birisi olduğum için karta baktığımda kart anlamının dışında o sırada astrolojik olarak da oturuyor kafamda şu yüzden çıktı bu kart diyorum psikolojik olarak oturuyor e, daha üst boyuttan bakabiliyorum falan aktarabildiklerim olsa da aktaramadıklarım olsa da bazı şeyler çünkü Azize kartının söylediği gibi söylenmez sadece bilenler bilir noktası. Ee, o yüzden çok yönlü e, yorumlar yapıyorum ve beni izleyen dinleyen seven kişiler de zaten bu derinlik e, yüzünden ve bu derin yani bu derinliği de anlayabilmek için karşıdaki kişide de o derinliğin olması lazım. Karşıdaki yani bu derinliğe sahip kişiler zaten beni izliyor seviyor ve hayvan sever doğal sever tabii ki niyetlerimiz hep bu doğrultuda zaten. Ee, o yüzden çok yönlü yorumlar yapıyorum. Burada da o yüzden beni ve Güneş'i söyleme sebebim bu. E Aşıklar kartı Venüs'tür. E, benim kişilik kartım. Ben Venüs'yen birisiyim zaten astroloji haritama göre de. E, ve Güneş kartıyla yani çok e, Güneş ve Venüs'ün uyumlu olması zaten sağlıklı ilişki demektir. Birbirinizin sevgi dilini, iletişim dilini, aşk dilini anlayabiliyor ve birbirinizle yaşadığınız ilişkide benliklerinizi parlatabiliyor olmanız demektir. Burada ben hayatınızda birisi yoksa yeni birisinin girebileceğini ya da şu da olabilir geçmişte belki karşınıza yeni birisi çıkmıştı ama ilişkinin adı konmamıştı belki belki sürüncemede kalan Kafaya takılan durumlar söz konusuydu Kılıç Dokuzlusu'yla. Yine her halükarda yeni birisi ama. Ya yeni birisi isminin e, ismi konulmayan bir ilişkinin burada isminin koyulabileceğini ve bu ilişkinin sizin ikinize de çok iyi gelebileceğini, kafanıza taktığınız bazı konuları partnerinizin aydınlatabileceğini, sizin birbirinizin benliklerine, hayatta kendinizi gösteriş tarzınıza, e, insan ilişkilerinize de birbirinizin çok iyi gelebileceğini, uyumlu, ılımlı böyle aşk dolu, sevgi dolu bir ilişki yaşayabileceğinizi söylüyor kartlar. Ee, burada iki olasılık var. İkisi de birbirine benziyor ama ikisini de detaylı şekilde söyleyeyim. Geçmişte belki birisiyle böyle bir flört gibi bir durumunuz vardı ama belki adı konmamıştı. Yeni birisi bu. Belki kafanıza takılan durumlar söz konusuydu. Kılıç dokuzlusuyla. Belki uykusuz geceler geçirdiğiniz. Ee, belki netlik göremediğiniz için karşı taraftan özellikle. Burada kartlar diyor ki bu kişi ilişkinin adını koyabilir. Bu kişi senin kafana takılan durumu aydınlatabilir ve seni partner olarak gördüğünü net olarak da sana belirten davranışlarda bulunabilir. Bir ilişki teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Sizi kazanmak için uğraşabilir. Neşenizi yerine getirmek için, motive etmek için çaba gösterebilir. Özellikle eriller dişilere karşı. Burada gördüğüm eğer bir eril olarak dinliyorsanız da belki geçmişte ...potansiyel ilişki yaşayabileceğiniz ve çok uyumlu olduğunuzu düşündüğünüz birisi vardı. Ama belki ilişkinin adını bir türlü koyacak adımlar atmamıştınız o kişiye. Ve belki de bu kişi artık bir şeyleri kafasına takmaya başladı sizinle ilgili. Bir noktada belki uzaklaşmaya başladı. O noktada eriller, dişillere... Gerçekten net olarak bir ilişkinin adının konması, aşıklar ve güneş kartıyla seni partner olarak görüyorum, seni seçiyorum, sana iyi gelmek istiyorum, erilerin dişilere böyle çok sıcak, çok böyle sevgi dolu davranışları, ilişkinin adının konması gibi süreçleri olabilir burada gördüğüm. Hiç ilişkisi olmayanlar içinse bir süredir belki ilişkinizin olmama durumunu kafaya takıyor olabilirsiniz. Bu bütün karanlık geçirdiğiniz süreçler, zihinsel geçirdiğiniz o kargaşalar, depresif süreçler bu belki bu durumları yani ilişkinizin olmama durumunu çok kafaya taktıysanız bunları aydınlatabilecek yeni bir ilişkinin her halükarda yenilik var. Güneş var çünkü burada ve aşıklar var. Yeni bir partnerin hayatınıza girip bütün kaygılardan sizi uzaklaştırabileceği, birbirinize çok uyumlu olabileceğiniz, haritalarınızın belki birbiriyle çok uyumlu olabileceği dediğim gibi özellikle güneş ve venüs bağlantıları üzerinden zaten güneş venüs uyumluysa çok yüksek ihtimal o ilişkiler e, evliliğe de gidebiliyor. Juno önemli, Jüpiterler önemli tabii ki. E, hangi evlere düştü vesaire birçok konu söz konusu ama aşk deyince Venüs'tür. Benlik Güneş'tir. Yani en asıl işte Mars da önemli tabii ki vesaire ama ben burada özellikle güneş ve venüs uyumu temasını görüyorum. Yeni birisi hayatınıza girebilir. Birbirinize çok uyumlu olabileceğiniz bu kişi çocuk ruhlu, ee, çok böyle gülüşü güzel bir sizi güldürebilen, e, sizi neşelendirebilen ya böyle hayatınıza güneşi doğurtan bakın ve ilişkilere inancınızı tazeleyen, güveni tazeleyen, birbirinizi anladığınızı hissettiğiniz, birbirinize uyumlu olduğunuzu hissettiğiniz, yeni bir hayata geçiş yaptığınız ilişkiler noktasında artık hani gerçekten o aşkı buldum, o sevgiyi buldum ve biz birlikte bir yolda artık yeni başlangıçlarla ilerliyoruz diyebileceğiniz süreçler içerisine girebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu kişiden çocuğunuz da olabilir. Bu kişi, bu çocuğun da ben daha çok sağlıklı, neşeli, güzel böyle bir kız çocuğu ya da ikiz potansiyeli de olabilir. Ya da kız çocuk teması da olabilir. Olmak zorunda değil ama bunları da söylediysem bence boşa değil. Çok bu enerjileri hissettim. Aşk enerjisi muazzam gözüktü. Yenilik enerjileriyle. Burada yani çok böyle sevgi dilinle konuşmanız birbiriyle mıç mıç değil anlamanız. Yani lep demeden leblebiyi anlamak ve birbirini iyi hissettirmek ve birbirinizleyken de birbirinizi parlatmanız. Yani o sizin yanınızdayken onun güvende hissetmesi, siz onun yanındayken sizin güvende hissetmeniz ve birbirinizle mutlu hissetmeniz. E, o sevgiyi böyle dolu dolu hissetmeniz belki böyle birbirinize şanslı gelmeniz, hayattaki böyle bazı başarı kapılarının size açılması, birbirinize hayata daha pozitif, neşeli bakmanız, hayattan daha tad almaya başlamanız, aşk hayatınızla ilgili yeni kişiyle birlikte bu enerjiler gözüktü. Ve dediğim gibi böyle kafanıza taktığınız bir süreç varsa da o ilişkinin artık adının koyulabileceği ve o kişiden bu doğrultuda adımlar görebileceğiniz, kafanıza taktığınız durumları da aydınlatmak isteyebileceği enerjileri, davranışlarıyla da karşılaşabileceğiniz çok güzel enerjiler gözüktü. Ve iki büyük arkana kartı burada bana şunu hissettirdi. Uzun vadeli olma potansiyeli olan bir ilişki, belki de çocuğunuzun da ikiz ya da kız özellikle burada hissettiğim çocuğunuzun da olma potansiyeli olabilir bu kişiyle. Şimdi burada iş, kariyer, eğitim hayatına baktığım zaman e, yorgun ol, olabileceğiniz enerjileri görüyorum. Artık ya burada ya bazılarınız çalışmıyor olabilir ve burada belki bir yerlere başvurması gerekiyorken, bir yerlere adım atması gerekiyorken bunu erteleyebilir, bu durumdan kaçabilir, bazı fırsatları görmezden gelebilir. Yine iptal 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 diyelim ama e, eğer hali hazırda çalışanlar varsa da. Burada artık çalışmak istemeyebileceği enerjileri görüyorum. Bu belki yaz aylarına girmemizin etkisiyle de olabilir. Hani artık tatil gelsin, <laughs> artık tatil olsun, yani dinlenmek istiyorum. Hani böyle e, bir iş mesela bir görevle karşılaştığınızda da ya böyle onu yapmak istememek, ertelemek, kaytarmak, bunu sonra yapsam olur mu ya da hani böyle onu böyle bir görmezden gelmek, kenara köşeye itmek istemek ya da böyle tam bir sorumlulukla karşılaştığı sırada Burhan Altın Top'un Avrupa yakasında söylediği gibi ben aslında yoğum diyor ya. Yani sanki böyle bir sorumlulukla karşılaşıldığı sırada ben aslında yoğum gibi kılıç yedirisiyle ve tırıs tırıs kaçmak istemek istemiyorum artık yeni görev, yeni şey gibi. Böyle bir bıkkınlık, bir yorgunluk enerjisi gördüm. Bu da dediğim gibi yaz ayına girmemizin çalışanlar için etkisi olabilir. Belki artık dinlenmek istiyorsunuz. Ama çalışmayanlar için şunu söyleyeyim. Artık birazcık tembelliği bırakıp yeni fırsatlar doğrultusunda iş, kariyer, eğitim hayatınıza çeki düzen vermeniz gerektiği gözüktü. Sorumluluklardan kaçtığınız gözüktü. Bu ay enerjisinde kaçabileceğinize de yine dediğim gibi tep 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 tep. İptal, 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 iptal diyelim. Şimdi para enerjisine baktığım zaman para enerjisiyle ilgili çok güzel süreç enerjileri görüyorum. Özellikle banka işlerim. ondan sonra bazılarınız belki... E, tatile gitmek istiyorsa bu anlamda parasal açıdan şanslı süreçler içerisine girebilir çok gezebilir tozabilir Yani bu anlamda e, finansal olarak e, kendini güvencede güvende hissedebilir İstediğiniz şeyleri alabileceğiniz istediğiniz şeyleri giyebileceğiniz gezebileceğiniz tozabileceğiniz ya yani burada parasal anlamda kötü bir süreci geride bıraktığınız, endişelendiğiniz ve bakın burada her şey yolunda diyor. Bu destede kılıç onlusu iki tane. Birinde kılıç onlusu yazıyor, birinde her şey yolunda yazıyor. Yani burada ben şunu hissediyorum. Yani çok zor süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Zihinsel olarak da kafanıza çok taktığınız. Ama sanki bakın o süreçler artık bitiyor ve gerçekten hayat size maddi olarak da her şeyin yolunda olduğunu gösterebilir. Çok rahat olabileceğiniz, çok güvende olabileceğiniz. Yani gerçekten çok şanslı süreç enerjileri gözüktü parasal konular üzerinden. Sosyal medya aracılığıyla burada çünkü elinde telefon tutması dünya kartı da bana onu hissettirdi. Biraz sanki gerçekten çok rahat şekilde Tabii ki helal şekilde de diyelim. Para kazanabileceğiniz enerjileri görüyorum. Ya da belki bir yatırım yaptıysanız negatif bir süreç içerisine girdiyse onun birden böyle yükselmesi gibi süreçleriniz olabilir. Burada gördüm çok rahat çok böyle güvende hissedeceğiniz ve istediğiniz şeyleri yaşayabileceğiniz parasal güvenceyi yaşayabileceğinizi görüyorum. Kartlarda ya para açısından çok rahat olabileceğiniz bir ay. Bazılarınız ev alabilir, araba alabilir. Özellikle birazcık daha bulunduğunuz yerden uzak yerlerde belki e, gördüm ve tatil teması. Mesela istediğiniz bir yere, bir yere gitmek istiyorsanız ama maddi konuları sorun ediyorsanız burada birden bu konuda şanslar elde edebilirsiniz ve ...o gitmek istediğiniz yerle ilgili paranın size geldiğini görebilirsiniz mesela. Ama burada Jüpiter teması var yine. Kupa dokuzlusuyla da. Bu belki işte e, ayrıştırmayan, hayvansever, doğa sever, iyilik yapan insanlara gelebilecek bir şans olarak gözüküyor e, kartlarda. Çünkü Jüpiter iyilik yapanı korur. Kötülük yapanın hayatını alt üst eder. Burada da ben iyilik yapan, hayvanlara doğaya destek olan, yardım eden... ...kişilere maddi anlamda çok böyle şanslı korundukları süreç içerisine girebileceklerini görüyorum. Zor bir süreci geride bırakarak hani böyle bir oh be düze çıktım düzüm de üzerine çıktım. Çok mutluyum, huzurluyum hani diyebileceğiniz enerjiler gözüktü. Maddi olarak çok rahat, çok konforlu para konusunda enerjiler söz konusu sizin için. Burada başka ne söyleyebilirim? Bazılarınız estetik yaptırabilir. Böyle planlarınız varsa bu anlamda parasal açıdan belki şey olabilirsiniz hani o para size bir şekilde gelebilir, ulaşabilir e, ya da ödemesini rahat yapabilirsiniz. E, parasal açıdan çok özgür, çok ayakları üzerinde duran, mutlu, huzurlu, e, rahat hissedebileceğiniz e, enerjiler ve şanslı hissedebileceğiniz enerjiler gözlükte hayvansever, doğa sever, hayvanlara doğaya sevgili, saygılı, e, güzel ahlaklı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için. Bu ayla ilgili kartların size tavsiyelerine bakalım. Kupa Onlusu, Kılıç Prensi ve Tılsım Dörtlüsü. Şimdi bu ay gerçekten hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ay olabilir. Kendinizi kapatmamanız gerekiyor. Burada da onu diyecektim. Hadi dedim ki abi yani tabir olmasın diye demeyeyim. Ama burada da bunu gördüğüm için. Bazen bir şey oluyor diyorum ki hadi demeyeyim onu. Sonra kart bana diyor ki de. Sonra başka bir kart çıkıyor de bak bunu de. <laughs> Tekrar aynı şey çıkıyor gibi oluyor. Totonuzu kaldırmanız gerekiyor açık konuşmak gerekirse. Burada bakın tılsım dörtlüsü gibi. Mutlu olmak istiyorum ama yerimden kalkmayayım. Kendimi açmayayım. Tetikte olayım. Yok duvarlar örme bilmem ne. Bunlardan çıkarsan sen hayallerini aşk anlamında da gerçekleştirebilirsin. Para anlamında da kariyer anlamında da sosyal hayatın anlamında da gerçekleştirebilirsin. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan ama önce aklını başına devşireceksin kılıç prensiyle ve bulunduğun ortamdan kalkmasını, konfor alanından çıkmasını ya da kendini o güzelliklere açmasını bileceksin. Size kartların tavsiyesi bu. Mutluluktan, mutlu olmaktan, sevmekten, sevilmekten, hayallerinizden korkmamanız gerekiyor. Bu bilinçaltı kodu. Yani birisi çok parası olmasını isteyebilir ama parayla ilgili mesela negatif kod ve kalıpları söz konusuysa ee,

bir zihin iç, içerisine gireceksin. Tılsındır üstü cimriliktir. kendini kapatmaktır çünkü kaybetmekten korkmaktır. Ee, sen eğer güzel hayaller kuruyorsan, o zaman o hayaller için sorumluluk alman gerekiyor, kendini açman gerekiyor, o totonu kaldırman gerekiyor diyor kartlar size ee, kartlarda ya ve böyle aşka ve sevgiye de kendinizi açmanız gerektiğini görüyorum açıkçası ketumluğu bırakmanız gerekiyor. Hayallerinize kendinizi açın. Size mesaj tavsiye de bu doğrultudan gözüktü kartlarda. Evet birinci destem. Bir de ben burada şunu da hissettim. Onu da söylemek istiyorum. Aile bağlantısı içerisinde olduğunuz ama yaşça sizden çok küçük olan kişiler olabilir. Ergen olan kişiler olabilir. E, bu kişilere karşı da biraz dikkatli olabilirsiniz. Çünkü bu kişiler e, birazcık sizi kıskanan ya da e, özellikle akraba olabilir, e, kan bağı olan kişiler olabilir. Siz bu kişilere belki çok aile bağlantısı gibi bakıyor olabilirsiniz. Sizden yaşça küçük kişi olduklarını görüyorum. Ama bu kişiler böyle şey hırslı, böyle her şeyin kötüsünü düşünen, e, siz böyle çok pozitifken o böyle hani şey fesat pesat doğru kelimeyi bulmaya çalıştım. Belki ergen olduğu için olabilir. Çok böyle daha toy olduğu için olabilir. Yaşça sizden çok küçük. Böyle 18-25 arası olabilir maksimum. Belki daha da küçük hatta. Bu yaştaki kişilere de özellikle aile bağlantısı, kan bağı olan kişilere de dikkat edin diyebilirim. Yani bu kişiler sizinle arasındaki bağlantıya sizin baktığınız kadar pozitif bakmıyor. Yani siz böyle çok pozitif hani aileden, vesaire gibi bakıyor olabilirsiniz ama bu kişiler için içe kıskançlık içerisinde olabilir. Dediğim gibi hani bu kötüleme amaçlı değil. burada şey var hani kendi hani o 18-19 yaşlarında her şeyi bildiğini zannetme ergenliği söz konusu ya. Burada birazcık bu tarz kişiler olabilir hayatınızda bu ay. sizin kadar pozitif bakmıyorlar aranızdaki ilişkiye. O yüzden bu kişilerle çok paylaşım içerisinde olmayın her şeyinizi anlatmayın. biraz mesafede koyabilirsiniz. Çünkü bu kişiler kıskanç, ondan sonra fesat. Yani böyle siz pozitif yaklaşırken o onun içindeki o kötü bir şeyi bulmaya çalışmak ama bulamaması ama iyice kendi kendini yemesi. Ya da yaşlı küçük kişilere de aile bağlantılı, kan bağı bağlantılı özellikle dediğim gibi 18 belki 15 25 arası olabilir yaşaralı. böyle kişilere de dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü mutluluğunuzu çekemedikleri gözüktü. Hani o yaştaki kişilerde ne kadar kale alırsınız bilemem ama sonuçta yetişkinliğe geçiş evresi. Çok da böyle hani hafife ya hafife alma gibi de tabir etmek istemiyorum ama ya bir kendinizi koruyun anladınız mı? Çok da böyle hani enerjinizin altındaki özellikle kan içerisinde olduğunuz kişilerle e, dikkat et diyor kartlar. Kıskanıyor çünkü bu kişi seni diyor. Çünkü bu kişi kendi içinde bir e, hani bir şey yarışı tabiri var ya o yarış içerisinde ama senin kulvarında değil. O tamamen o ergenliğin, o toyluğun, o daha yolun başında olma durumunun getirdiği bir durum olabilir kendi içinde. Ama siz yine de dikkat edebilirsiniz. Özellikle aile bağlantılı olduğunuz kişiler üzerinden, sizden yaşça küçük ergenlik kategorisinde olan kişilere karşı özellikle kategorisinde. Ee, evet, birinci deste abonelerimdeki... E Birinci destek abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için e, açılımınız bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. İkinci desteyle devam ediyoruz. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için. Bu kadar olur ya. Bakın başka destem. Birinci destede de e, ilk kartımız nerede o? İlk kartımız Kılıç Kraliçesi'ydi. Geri sarıp bakabilirsiniz. Bakın yine Kılıç Kraliçesi çıktı. Aşk. Kılıç Yedisi iş Kariyer Eğitim'de gözüküp duruyor. Ama burada ben daha başka görüyorum durumum. Evet. Burada sizin iş kariyer hayatında dikkat etmeniz gereken konular gözüküyor. Şimdi geleceğim detaylı olarak konulara. Hepsine. <laughs> İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Şimdi aşk hayatınızla ilgili genel enerjilere baktığım zaman. Aman aşk hayatınız diyorum. Burası çok aşk odaklı olabilir. Buradaki kartları seçerken de öyle hissetmiştim. Sanki böyle aşk hayatımla ilgili böyle bir ses bana dedi ki sanki bu sizin isteğiniz gibi ikinci desteği seçenler. Daha çok kart seç. Ne olacak? Daha aşk odaklıyım. Aşk hayatımı daha çok merak ediyorum. Sanki böyle bu desteği seçenler daha çok aşk hayatı odaklı gibi hissediyorum. Ee, seçerken de onu hissettim. Ee, şimdi de bakın burayı yorumlayacaktım. Genel diyeceğime aşk dedim yine. Sanki sizin enerjiniz daha çok böyle bu desteği seçenler Aşk odaklı gibi yani aşk hayatı odaklı gibi ilişki hayatı odaklı gibi e, gözüküyor bana göre gerçek aşk bana göre değil aslı olan gerçek aşk Allah aşkı ama tabir e, tabir ederken ifade ederken bu şekilde söylüyoruz <laughs> işte bazı üst boyutlardaki şeyleri alt boyutlara aktarırken evet şimdi şöyle bir güzelce koyalım. Haziran ayı genel enerjisine baktığım zaman burada ıı, bazılarınız iş değişikliği içerisine girebilir. Bazılarınız bir e, e, iş kariyer eğitim para konuları üzerinden aziz kartıyla yani işte e, okul değiştirebilirsiniz. Bazılarınız belki mezun olabilir. E, böyle bir resmi kurumdan ya da kuruluştan tamamen uzaklaşabileceğiniz enerjiler var. Bu bazılarınız için tatile çıkmak da olabilir. İş değişikliği olabilir, işten ayrılmak olabilir burada gördüğüm. Ee, ama birazcık ben şunu görüyorum. Aklınızı kullanarak burada öğrendiğimi öğrendim, ee, yapacağımı yaptım deyip bu bazılarınız için dediğim gibi mezuniyet belki de kılıç kraliçesi ve aziz kartıyla. Yani ben buradaki sürecimde olgunlaştım, öğreneceğimi öğrendim. Ee, belki bazı zorlu süreçlerden geçtiniz ama kılıç kraliçesi yani Aklını sağlıklı şekilde kullanabilen bir aşamaya geldiniz. Ve bu akıl enerjisiyle resmi bir kurum ve kuruluştan uzaklaşabileceğiniz, belki mezun olarak, belki tatil nedeniyle, belki e, iş değişikliği gibi bir süreciniz olabilir. E, kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Bazılarınız için de e, şunu hissettim. Ya ben bu desteğe hep ekstra kart seçmek istiyorum. Buraya da bir tane seçeceğim genel enerji için. Yine iş hayatıyla ilgili gözüküyor açıkçası. Bazılarınız için de ben şunu hissettim açıkçası. Evet iş değişikliği. Belki bir yerden gidip başka bir yerde mutluluğu bulmak daha çok öyle bir şey gözüküyor. Ya da belki mezun olup iş hayatına atılmak bu ay direkt olarak. Mezun olacaksınız belki okuldan ayrılacaksınız. Artık o okul hayatınızda öğrenme süreciniz bitebilir aziz kartıyla ve burada daha çok işte artık iş hayatına, kariyer hayatına atılma süreci içerisine girebilirsiniz. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda burada gördüğüm. Bazılarınız için şunu da hissettim. Bir kadın, iş hayatındaki bir kadın da sizin oradan uzaklaşmanıza neden olabilir. Bu belki bir öğretmen, belki bir çalışma arkadaşı, ikizler terazi kova etkili bir kadın iş hayatı içerisinde bir kurum kuruluş işte neyse bu Aziz Kart resmi bir yer içerisinde bir kadın da yani böyle sanki bu kadının çok bilmiş tavırları çok böyle her şeyi organize etmeye çalışması, her şeyi kendi istediği gibi yönetmeye çalışması nedeniyle siz bu ortamdan biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Burada gördüğüm genel anlamda böyle bir gündeminiz olabilir Haziran ayında iş değişikliği. Artık böyle belki bir kadının ...sürekli böyle bilmiş bilmiş tavırlarına... ...ya da böyle her şeyi kendi istediği gibi düzenlemeye çalışma... ...durumundan uzaklaşmak istemeniz. Belki bu kadından uzaklaşıp... ...bir erille daha çok o... o ...anlaşma ve sözleşmelerle... E, ...ilerlemek istemeniz Yani ben artık bu kadınla muhatap olmayacağım da... ...burada tılsım kralı gözükmüştü. E, bir tılsım kralıyla yani... ...daha çok bir eril enerjiyle artık muhatap olarak... ...ilerleyeceğim e, gibi... ...belki bir süreç içerisine girebilirsiniz... E, ...şeklinde... ...gözüktü. Yani her anlamda ama sizi sıkan, bunaltan, ya yani ben buradan alacağım dersi aldım deyip e, süreçlerden uzaklaşabileceğiniz, daha çok daha sağlam ilerleyebileceğiniz, daha özgüvenli ilerleyebileceğiniz e, süreçler içerisine girebilirsiniz. Yer değişiklikleri e, aracılığıyla da bu bir kişiden uzaklaşıp bir kişiye yaklaşmak, bir işten uzaklaşıp bir işe geçmek ya da belki artık ben bu kişiyle çok yüz göz olmayacağım, daha çok işimi gücümü işte bu kadınla değil de bu adamla halledeceğim gibi süreçlerinizde olabilir şeklinde gözüktü. Birinci de e, ikinci desteği seçenler. Aşk hayatınıza geldiğim zaman. Evet. Aşk hayatınız. Ekstra kart seçelim. <laughs> Seç bakalım. Evet. Ya aşk hayatınız bu ay çok inişli çıkışlı gözüktü. sonrasında dengeye ulaşıyor çok şükür şimdi evet tamam sonrası güzel gözüktü Aşk hayatınızda ıı, bazı inişler çıkışlar yaşayabilirsiniz bu inişlerin çıkışların sebebi de araya giren başka kişi durumları söz konusu olabilir. Ama kartlar diyor ki bu engellerin hepsi değişip dönüşecek ve yıkılabilir. Yani ne bileyim sizin hayatınıza geçmişten birileri girmeye çalışıyorsa bunun tamamen artık bitebileceği enerjiler gözüküyor. Belki bir kavgayla artık istemiyorum defol git aşamasına gelebilirsiniz. Ee, bakın burada da çünkü hani geçmişten... E, çünkü tarot'ta bu doğrultudadır. Hani geçmişten geleceğe doğru gibi düşünebilirsiniz. Aslında geçmiş ve gelecek de yok. Her şey anda ama her şey anda şekilleniyor. çoğu felsefede, dinde de aslında bu bu şekilde. Einstein'ın zaman kuramını araştırdığınızda da bu doğrultuda olasılıklar temasını vesaire araştırdığınızda ama hani böyle bazı basic teknikler üzerinden yorumladığımızda bu doğrultuda yorumluyoruz. Burada da ben e, araya giren engellerin, mücadelelerin e, olabileceğini görüyorum. Ya size ya da belki siz e, birisiyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya yani baş başlayabilirsiniz diyemem. Başlayacak gibi olabilirsiniz ama belki o kişinin hayatına sürekli geçmişten birisi böyle girip girip sürekli başka kişiler, böyle bir mücadele, böyle bir bir şey, bir türlü size odaklanamaması gibi bir türlü sizinle ilgili sürecine odaklanamaması gibi. Sürekli aklını karıştırmaya çalışan, böyle geçmişten bakın hani sanki kişilerin o kişiye böyle oklarını çevirip rahatsız etmeye çalışması, huzursuz etmeye çalışması. Tekrar onu toksik bir döngü içerisine belki sokmaya çalışması gibi süreçleri söz konusu olabilir. Kartlar diyor ki geçmişten ya size ya ona ya ikinize birden gelmeye çalışan kişiler olabilir ama istemediğiniz kişiler <laughs> bunlar. Ve burada gerçekten kavga ile belki, belki çok sert sözlerle istemiyorum defol git artık diyebilirsiniz. Ya da belki de inişli çıkışlı ilişki yaşadığınız bir türlü adı koyulmayan bir kişi geçmişindeki birisine böyle bir tavır sergileyebilir ama bu yüzden belki ilişkiniz bir süre daha sürünceme enerjisinde olabilir. Ama bu sürecin ardından, bu inişli çıkışlı sürecin ardından ee, bir öyle bir böyle davranılmasının ardından bir görüşüp bir görüşmemek falan hani burada ee, bunların ardından e, çektiğim ek kartlarda da çünkü değnek dörtlüsü geldi aslında bir ilişkiye başlayabileceğiniz bir araya gelebileceğiniz daha stabil daha sakin birbirinizle huzurlu ve uyumlu bir süreç içerisine geçebileceğiniz gözüktü ne dedim geçmiş yaralar yani burada e, sizin de geçmişinizden özgürleşmeniz gerekiyor eğer böyle birisiyle inişli çıkışlı bir sürecin var diyorsanız, onun da geçmişinden özgürleşmesi gerekiyor. Burada sadece eğer bu sizin geçmişiniz değilse, başka kişinin geçmişiyse, o kişinin geçmişinin sizin dengenizi bozmamasına dikkat edin. Çünkü çok dengesiz davranış enerjileri gördüm burada. Araya girmeye çalışan engeller nedeniyle. Bu ben şunu hissediyorum burada. Bazılarınız için sizinle hiçbir bağlantısı olmayan, tamamen karşı tarafın geçmişiyle ilgili olan durumlar gibi hissediyorum bunu sanki o kişi yeni bir ilişkiye başlamasın tekrar o toksik döngünün içerisine girsin heba olsun o ilişki içerisinde yeter ki karşı taraf mutlu olsun birileri sanki bu kişiyle ilgili bunu istiyor sadece ee, ve burada bu kişi de böyle hani o agresifliğini e, o kişilere yansıtabilir ama böyle bir kaotik bir süreç içerisindeyken size odaklanmakta zorlanabilir. Ve burada da böyle siz böyle inişli çıkışlı bana bir öyle bir böyle davranıyor gibi bir aşama içerisine geçebilirsiniz. Ve hani ne zaman net olacak, ne zaman beklentilerimi karşılayacak gibi bir durum içerisine girebilirsiniz bir süre. E, burada gördüğüm ama o sırada kule kartı burada bakın büyük arkana güncelde. Bütün engeller, bütün o şeytanlar, şeytandan sonra gelir kule kartı, bütün o toksik ilişkiler, senin veya onun geçmişindeki, araya böyle çomak sokmaya çalışan kişiler hepsi sistem tarafından kökünden temizleniyor ve değişiyor diyor kartlar. Ee, aslında sizin aranızda bir uyum yakalanabilmesi için bu kişinin e, sizinle ilgili bir karara kılıç bakın varabilmesi için. Peki bu karara varabilecek mi diye e, sorduğumda da ya siz birazcık çok git gel enerjiler görüyorum kartlardan. Sizinle flörtleşebilir. Evet ama çok git gel davranışları bir süre daha gözüktü. Burayı çok uzatmayacağım. Güzel şeyler gözükünce uzatasım geliyor ama. <laughs> yani uzatasım derken çok böyle onu detaylı şekilde yorumlamak istiyorum ki hani bilinçaltına da o güzellikler işlesin ki güzel şeyler yaşasın insanlar diye. Hepimiz kolaylıkla sağlıklı. Hayvan sever, doğa sever insanlar olarak daha doğrusu. Güzel şeyler yaşayalım kolaylıkla sağlıklı. Hayvanlar ve doğayla da. Kolaylıkla, sağlıkla, güvenle, güvenli, güvenli sözümle Amin amin amin. Ya geçmiş bak hep geçmiş. Geçmişin sürekli kafa karıştırması ve e, ilişki dünyanızda inişlere çıkışlara neden olması. İp tek 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 de ip tek 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 diyelim. Bazılarınız da size şöyle bir aşamaya geçebilirsiniz. Aradığım güven ihtiyacını, stabilliği bu kişi sağlamıyor. O yüzden ben bu kişiyi geride bırakıyorum ve yeniye kendimi açıyorum deyip belki de yepyeni birisiyle de tanışabilir, karşılaşabilirsiniz. Ee, burada bu kişi ilişki yaşamadığınız ama belki bir süredir uzaktan birbirinizi tanıdığınız ya da e, uzaktan böyle birbirini tanıma gibi. Yani iletişimin olmadığı, uzaklığın olduğu e, ama e ee, geçmişte ilişkinin yaşanmadığı birisi hayatınıza girebilir. Bu o dengenizi bozabilecek durumlardan e, uzaklaşma kararını her anlamda alabileceğiniz gözüküyor ama dişil eğer mesela e, bu gerçi kimin tarafındaysa burada gördüğüm Yani sen geçmişini bırakıp stabil bir şekilde bana davranamıyorsan ben senin aşk hayatındaki dengesizliklerin içerisine giremem. Ben kendi aşk hayatıma, yoluma bakıyorum diyebileceğiniz bir süreç içerisinde de sonradan girebilirsiniz. Bu dengesizliği yapan kişi size sonradan dengeli davranacak mı diye bakalım. Evet. Ama biraz kaybettiğini anladıktan sonra hatta bir aşk itirafı bile gelebilir. Ama ben o sırada belki sizin gerçekten hevesinizin kaçabileceğini de hissettim. Yani çok uğraşması gerekebilir gerçekten. Çok romantik adımlar, fırsatlar, e, belki böyle hemen arkadaşlarıyla falan tanıştırabilir. Böyle bazı ne bileyim işte e, şuraya gidelim arkadaşlarım da olacak, işte sen de tanışmış olursun, seni tanımalarını görmelerini istiyorum gibi gibi. Birazcık e, gerçekten kaybettiğini gördükten sonra bu dengesiz davranışlarda bulunan kişi size adım atabilir. Ama o sırada belki de siz yeni kişileri deneme aşamasında olabilirsiniz. Yani böyle inişli çıkışlı süreçler gözüktü birazcık. Ama yani şunu söyleyeyim. Bu birazcık şunun enerjisi gibi. Ee, gerçekten geçmişin, geçmişteki ilişkilerin hala yeni ilişkiler kurma noktasında... ...sizin veya onun... Ee, Aşk hayatına engel oluşturmaya durumları engel oluşturmaya çalışma durumları tamamen bitiyor diyor kartlar. Buna sistem müdahale ediyor artık. Kavgalar, dövüşler, ne bileyim sert sözler. Yani son raddeye gelmesi bazı şeylerin ardında. Yani defol git düş yakamdan ben seni istemiyorum. Ee, siz veya o, yani geçmişe böyle bir durum sergileyebilirsiniz. Yani siz gittikten sonra siz uzaklaştıktan sonra ben e, gelebileceğini görüyorum. Yani burada çünkü bakın şu dişli enerjinin güçlü duruşuna bak. Ben bunun eril olduğunu tahmin ettim şaşırmadım. Bak kupa kralı değnek ise kılıç onlusu. Başka kişiler yüzünden sizi kaybettiğini hissettikten sonra bu kişi gerçekten sizinle bir ilişki pay, e, başlatma aşamasına geçebilir. Ama sonra yani buradaki aşamadan sonra diyor kartlar. Belki e, yedi gün sonra, belki iki hafta sonra, belki bu bazılarınız için iki gün sonra bile olabilir. Belki bu iki gün inişli çıkışlı geçebilir, ama sonradan e, sizin uzaklaştığınızda sizi kaybettiğini gördükçe e, size yanaşmaya çalışabilir. Yani başkaları yüzünden, sizin alakanız olmayan, sizin sorumluluğunuzda olmayan, e, gerçekten yani belki haberiniz bile olmayan o toksik şeyler nedeniyle bu kişi yani ben böyle değerli böyle güzel bir ilişki fırsatını kaçıramam deyip gerçekten kendine kızıp o kişilere kızıp çok üzülüp sonradan sizin peşinizden gelebilir daha net daha sağlam adımlarla burada gördüğüm evet bu kişi ve biraz da böyle acele edebileceğini görüyorum seyahatler teklif edebilir belki lüks bir yerde bir yemek teklif edebilir manzarası olan bir yer olabilir, bir yere gitmeyi teklif edebilir. Yemek yemek temasını hissediyorum baktıkça karta açıkçası. Bir yere seyahat edip orada yemek yemek ve daha böyle sanki herkes için değişebilir ama bu sanki böyle akşam üzeri gibi hissettim. Romantik bir ortam, doğal da bir ortam olabilir bu manzarası olan. Yani sonradan biraz acele etmesi var. Çok beklettim deyip. Nasıl yakalayacağım, nasıl tekrar etkileyeceğim onu deyip. Evet. Çok zaten zeki birisi bu kişi. Evet. Daha net gelecek ondan sonra diyor kartlar. Ve arkadaşla tanıştırma teması. Arkadaşlarla tanıştırma teması da çok hissettim. Ya belki bunu çünkü Mars enerjisiyle biliyorsunuz şu anda. E, şimdi ben hep astrolojik olarak da düşünüyorum dediğim gibi. Mars koçta. Ee, belki de bu Mars, işte Şiron vesaire e, durumlarıyla birlikte bazı kişilerin haritasal etkisi falan daha çok eksi değiştirme, dönüşme, e, eksi daha çok kavga dövüşle belki bitirme durumları olabilir. Bu sürecin ardından ama sizinle çok güzel başlangıç enerjileri gözüktü. Sadece bu süreçte biraz inişli çıkışlı davranışları, dengesiz davranışları, anlamlandıramadığınız davranışları olabilir. Siz de dengenizi bozmamak için tamamen kendi hayatınıza odaklanabilir, belki yeni birisine şans verebilirsiniz. O noktada bu kişinin sizin gibi birisini başkaları nedeniyle, geçmişteki toksik ilişkileri ona huzur vermeyen kişiler nedeniyle yani kaybedemem, bu hatayı yapamam deyip böyle acı bir dönüşümden geçip sonradan size çok daha net, çok daha böyle gerçekten sevgi dolu, değer verdiğini hissettiren davranışlarla yolculuk teklifi, işte bir yere gitme teklifi, bir yerde yemek, arkadaşlarıyla tanıştırmak. Yani böyle ileriye dönük çok sağlam, uzun vadeli davranışlarda sonrasında bulunabileceğim gözüktü. Bu değişim dönüşüm sürecinin ardından. iki gün deme sebebim de bu Mars koç süreci. Yani Mars iki gün sonra Bo burç değiştirmiyor ama şu anda ay da koçta olduğu için o yüzden iki gün dedim. İki gün sonra değişecek çünkü ayın burcu. Ay da duygusal dünyayı gösterir zaten. Hani Ay da hazır oradan geçiyorken böyle duygusal dünya içerisindeki o değişim dönüşüm ve sonra belki Ay Boğa ile birlikte sizinle daha sağlam başlaması. Çünkü tılsım kralı da gözüktü gibi süreçleri olabilir. Bazılarınız için yeni kişi yine Boğa başı kolak etkili yeni birisine de tam o sırada şans vermeyi düşündüğünüz sırada bu kişi yine peşinizden gelebilir. Bu kişi de bir kupa kralı olarak gözüktü. Burcu takılmayın ama yengeç akrep balık etkili birisi olabilir. Kendi burcu yükseni ya da ay burcu. Ee, ya da size zaten duygularının olduğunu söylüyor kartlar. Tamamen geçmişi temizleyip geçmiş yüzünden sizi kaybetmemesi gerektiğini acı şekilde deneyimleyip e, daha sonra size gerçekten adam akıllı, net, kendisine de yakışanın bu olduğunu düşüneceği, İdrak edeceği davranışlarla ilişkinin ve duygularının sorumluluğunu alarak sizinle güzel başlangıçlar, uzun vadeli başlangıçlar, gerçekten değer verdiğini gösteren davranışlarda bulunabileceği gözüktü. Bir yerde yemeğe davet etmek, doğal güzelliği olan bir yere götürmek istemesi, bazılarınız için belki iş, anlaşma, sözleşme bu tarz teklifler olabilir Gezmek olabilir, sürekli böyle gezme teklifleri, bir yerlere gitme, doğal güzellikleri olan özellikle olabilir. Tatil teklifi olabilir. Ondan sonra arkadaşlarla tanıştırma temasını, arkadaşlarla vakit geçirme temasını, hani arkadaşları da sizi tanısın, yakın çevresi de sizi tanısın, bilsin istemesi. Gerçekten ciddi düşünmesi sonradan enerjileri de gözüktü. İş, kariyer, eğitim hayatınıza baktığım zaman burada dikkat etmeniz gereken konular söz konusu. Çünkü burada ben şu enerjileri görüyorum. Bazılarınızın iş hayatında arkanızdan dönen dolaplar söz konusu olabilir ve siz bunu zaten hissediyor olabilirsiniz. Ya bir şey içsel olarak sizi rahatsız ediyor olabilir. Acaba ben mi kafama takıyorum gerçekten böyle mi durumu söz konusu olabilir ve ben burada şunu görüyorum. Korunabileceğiniz. E, yıldız kartıyla ama bir noktada da bütün herkesin iş kariyer eğitim hayatında maskesinin düşebileceği, kim ne yalan söylemiş, kim arkadan iş çevirmiş, kim ne katakulli yapmış bunların hepsinin maskesinin düş düşebileceği, çoğu kişinin yalan dolan böyle iş kariyer eğitim hayatınızda gerçek yüzünü görebileceğiniz ve e, ben boşuna kafama takmamışım, ben orada boşuna işgilenmemişim diyebileceğiniz, Enerjiler gözüktü. O yüzden birazcık e, insan ilişkilerinize özellikle dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Özellikle evrak kitaplar üzerinden bilgi kaçırma, e, ne bileyim böyle bir rekabet ortamı, e, bazı başarıları kendisinin olsun istemek, kendisininmiş gibi göstermek istemek. Bu, bu tarz kişilere karşı dikkatli olun. Bu kişilerin maskesi zaten düşebilir. Ve zaten sen korunabilirsin hayvansever, doğa sever kişiler için de yıldız kartıyla. Yani aslında bazı yalan dolanların açığa çıkmasıyla iş, kariyer, eğitim hayatınızda korunduğunuzu ve belki de içinizin rahatlamasıyla birlikte artık kimden uzak duracaksınız, e, kime şans vereceksiniz ya da kime yakın davranacaksınız böyle bir daha iç rahatlığıyla artık hayatınıza devam edebileceğiniz süreçler içerisine girebilirsiniz. iş hayatında bazı yalan dolan aldatmacaların Açığa evet çıkabileceği enerjiler söz konusu. İş, kariyer, eğitim hayatınızda manipülatif kişiler, e, parasal açıdan sizi bekleten kişiler, e, arkanızdan dönen dolaplar, özellikle bilgi ve merkür temasını görüyorum. Haritanızdaki merkür transitlerine falan dikkat edebilirsiniz. E, burada kova enerjisine dikkat edebilirsiniz. Belki iş arkadaşı gibi görüyorsunuz ama içten içe sizle rekabet edip, onun emeklerini nasıl çalabilirim, nasıl kendimimmiş gibi gösterebilirim ya da nasıl onun gibi. Yani şöyle düşünün, siz bir davranış sergiliyorsunuzdur iş hayatınızda ve o sizi başarıya götürüyordur. Bu kişi böyle gizliden gizliye o davranışlarınızı çalıp kendisininmiş gibi yapıp arkadan da belki sizi kötüleyip e, böyle hani o başarının üstüne çıkmak istiyor olabilir. Ya burada çok dolandırıcılık, iş, e, kariyer eğitim hayatında, böyle hani sizin ruhunuz duymadan sizi kandırmaya çalışsa ama kartlar diyor ki o iş öyle olmayacak kim yalan söylüyorsa kim arkadan iş çeviriyorsa kim başkasının kuyusunu kazmaya çalışıyorsa bunların hepsi açığa çıkacak ve sana gösterilecek ve sen korunduğunu anlayacaksın anlayabilirsin tabii ki kesin konuşmayı sevmiyorum çünkü hatta destek de görebilirsiniz bazı kişilerden. Hatta size şunu söyleyeyim mi? Çok belki yani çok da bunu söylemek de istemedim ama borç verdiğiniz birisi olabilir. Gerçekten belki gelişimine katkı sağladığınız birisi olabilir. Ee, hani ben bu kişiye bu yardımı yaptım karşılığında bu kişi meğer arkamdan bunu yapıyormuş gibi bir şeyin açığa çıkma enerjisini görüyorum ve karşılığında çok sinirlenebilir ama tamamen uzaklaşabilir ve belki hani daha kendinize uygun bağlantılarla ilerleme durumu içerisine girebilirsiniz ve siz haklı bulunabilirsiniz, siz desteklenebilirsiniz bu şeyler açığa çıktıktan sonra. Evet. Ya bunların bak bu ay yalan dolanlar açığa çıkıyor ve burada daha çok dediğim gibi sizin ilgi alaka görmeniz, sizin haklı bulunmanız, gibi süreçleriniz olabilir ve yeni bağlantılar oluşturabilirsiniz. Belki bununla birlikte iş hayatında yöneticiler tarafından falan da daha çok değerinizin ve kıymetinizin bilinme durumu olabilir. Yani bu kişinin arkasına bunlar bunlar çevrilmiş. Bu kişi buna rağmen bu kişiye meğerse destek olmaya çalışıyormuş, yardım etmeye çalışıyormuş ama ona rağmen bu kişi bu yalan dolanları çevirmiş. Ama bu kişi ona rağmen doğru davranmaya çalışmış, dürüst davranmaya çalışmış. Ve biz bu kişiyi kaybetmeyelim, bu kişinin arkasında duralım gibi. Hani böyle gerçekten sizin iyi niyetinizi anlayabilecek, size hakkaniyetli yaklaşabilecek kişiler daha çok sizin yanınızda da olabilir. Özellikle yönetici kademesinde resmi konular üzerinden de hani Kılıç Kralı ve Adalet Kartı'yla gözüktü iş, kariyer, eğitim, para konuları üzerinden. Çok böyle yalan dolanların açığa çıkabileceği enerjiler gözüktü ama kartlarda dikkat edebilirsiniz özellikle ee, ruh hastası kendini acındırarak ee, ya ben mesela birisinin yeni tanıştığı birisi birisi e, ya bana yeni tanıştığım çok kişi bütün her şeyini anlatıyordu benim haritamdaki konumlardan dolayı e, benim dışımdaki kişilere diyeyim e, böyle gözlemliyorum mesela Yeni tanıyor ve mesela böyle kendini direkt acındırmaya başlıyor. İşte çok çok ve böyle bütün hayatındaki herkesi kötülemeye başlıyor falan. Ben direkt olarak bu kişide bu kişinin sorunu olduğunu düşünürüm ve hiç de yanılmamışımdır. Manipüle etmeye çalışıyor çünkü balığın gölgesi gibi düşünün. Aslında tüm sorun onda ama başkalarını kötüleyerek kendisini acındırıyor ki e, destek alabilsin. Sizin hayatınızda da böyle birisinin gerçek yüzünün açığa çıkması olabilir. ya Böyle kendisini sürekli acındıran, ondan sonra böyle belki kendisi aldatıyor belki, kendisi kandırıyor belki. Ee, ne bileyim belki kendisi ruh hastası. Kendisi hinlik şeytanlık peşinde. Ama böyle kendisi dünya iyisi de tüm dışarıdaki insanlar ona kötüymüş gibi. iş hayatınızda böyle yaklaşım içerisinde olan kişiler üzerinden özellikle bu kişilerin maskesinin düştüğünü ve arka planda size böyle davranıp sizin desteğinizi alıp sizi de manipüle edip arkanızdan çevirmeye çalıştığını falan görüyor. Çok şeytanlık manipülatiflik gözüktü. Kova ve balık teması görüyorum özellikle burada e, açıkçası. İşkariyel eğitim kovanın ve balığın gölgesi odur. Çünkü e, çok iyi manipüle edebileceklerini zannederler. Zannederler. Yani e, Allah ne diyor? Plan Kur'an'ın üzerinde plan Kur'an vardır. Yıldız kartıyla da. Yıldız da kovanın aydınlık tarafıdır. Kılıç yedirisi kovanın gölge tarafıdır. E, ko, e, yıldız kovanın aydınlık tarafıdır. Kovanın bir tarafı da dürüsttür. Hatta dandandır birazcık da. Yani sanki ben şunu hissettim. Kova aynı zamanda arkadaşlık enerjisine gözüktü. E, arkadaşlık temasında gösterdiği için. Burası da iş kariyer eğitim konusunu gösterdiği için. İş arkadaşlarınız üzerinden. Birlikte iş yaptığınız kişiler üzerinden. Ve kendini acındırarak işte ne bileyim böyle e, psikolojik rahatsızlıklarından bahsedebilir işte manipüle böyle hep acındırarak manipüle etmeye çalışan kişilerin maskelerinin düştüğünü ve ben bu kişiye yardım etmiştim meğer arkadan ne yapmaya çalışıyormuş sizi de zor duruma düşürmeye çalışıyormuş bunu görüp daha sonra bundan çok sinirlenebilirsiniz, uzaklaşabilirsiniz ve... E, yöneticiler tarafından falan da siz desteklenebilirsiniz burada. Yani siz haklı bulunabilirsiniz ve sizi daha koruyup kollayabilir ve hani biz böyle birisini kaybetmeyelim. Bu durumda bile çok profesyonel davranış sergiledi. Bu durumda bile iyi niyetle yaklaşmış aslında gibi ve desteklendiğiniz süreçleriniz olabilir e, kartlarda. Ama çok hinlik şeytanlığın açığa çıkabileceği gözüktü. Dikkat edin o yüzden. Yine de ip tek ittir ip ittir ip ittir 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 diyelim. Şimdi para konusuna baktığım zaman da para hırsı görüyorum. Özellikle eril enerjiler ya da hayatınızdaki bir eril figür, eş olabilir, baba olabilir. Para hırsıyla sizi baskılamaya çalışabilir burada. Ee, üzerinize bir baskı oluşturmaya çalışabilir. Kendi sorumluluklarından kaçıp bu babaysa, eşse e, ne bileyim böyle hani... E, Ya böyle hoş, hoş, hoşuma gitmeyen enerjiler var burada. Çok da dile getirmek istemiyorum ama kendi başarısızlıkları nedeniyle, kendi parasal konulardaki başarısızlıkları nedeniyle, eril enerjisini sağlıklı çalıştıramaması nedeniyle sizi baskılaması gibi, sizin üzerinizde kontrol sahibi olmaya çalışması gibi süreçler gözüktü. Para konularında özellikle eril enerjilere karşı dikkat edin. <laughs> zaten bir eril enerji olarak dinliyorsanız belki kendi babanız bir baba figürü ya da hayatınızda maddi konular üzerinden belki kendi borcunu harcını size yüklemeye çalışabilir ya da siz burada güçlü bir eril figürseniz eğer çok para hırsına kapılıp işte ne bileyim borsaydı oydu buydu kriptoydu bu hırslarla birazcık böyle gösteriş sevdası içerisine girebilirsiniz ama bu süreci Başkalarının üzerinde de baskı kurmak üzerine kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim bir borç içerisine girip e, belki birisine diyebilirsiniz ki işte bana şu kadar para gönder e, ama bak bak bu katlanacak falan. Hani böyle daha çok parasal konular üzerine bir eril enerji olarak dinliyorsanız e, ya birisi kendi para hırsı yüzünden borcunu sizin üzerinize atmaya çalışabilir ya da siz e, para hırsınız nedeniyle birisine borç e, atmaya diyeyim. E, onun bir, abi yani bir tabiri var da çok kullanmak istemiyorum şu anda. Çalışabilirsiniz şeklinde gözüktü. O yüzden para hırsından biraz uzaklaşmanızı e, tavsiye edebilirim burada. Yanlış işte kumardı ondan sonra ne bileyim böyle çok cazip gibi gözüken tuzaklara şeytan kartıyla kapılmamaya dikkat edin e, burada. İradenizle bir sınavınız sanki gözüküyor kartlarda burada gördüğüm güç kartıyla da birlikte. Biraz lükse, şatafata, mail etmek. Tabii ki herkes yani hayvansever, doğa sever kişiler her şey yani en iyisini hak ediyor. İyi kalpli, güzel niyetli, hayvanlara, doğaya, yaradılan, yaradılanı sev, yaradanın ötürü anlayışıyla yaklaşan herkes her şeyin en iyisini hak ediyor ama çok materyalist bakış açılarında olmamaya dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Ya da burada bir eril enerji burada maddi konulardaki başarısızlıklarıyla ilgili e, şeyleri sizi baskılayarak ne bileyim düzgün para kazanamıyordur sizin de ihtiyaçlarınızı kısıtlamaya çalışabilir belki eşiniz ne bileyim borcu vardır belki sizi de böyle hani bunu anlayışla karşıla gibi e, böyle baskılamak gibi ya da hani daha azına razı olun istemesi gibi bir baba bir eş gibi hani burada ya da bu sizsiniz ya da Belki abi, belki ne bileyim hani amca bir şey. Burada maddi olarak birinin kendi başarısızlıklarını sizin üzerinize yıkmamasına dikkat edin. Eğer bu enerji siz değilseniz. Burada başka ne görüyorum? Buraya da ek kart seçelim. Hemen hemen her yere seçtik gibi. aile bağlantılı bir eril, kan bağı olan bir eril. Bazılarınızın babası, bazılarınızın çocuğunuzun babası, belki eski eşiniz. Maddi olarak sizi çok kısıtlamaya ve baskılamaya çalışabilir şeklinde gözüktü. Ya da diyebilir ki ben şu kadar yatırım yaptım, bak sana da şunu alacağım, bana şu kadar para ver. Örnek veriyorum. Ya da senin gözün çok yükseklerde, ben sana onu yapamam gibi. Ama arka planda mesela parayı çarçur eden birisi olabilir bu sorumsuz, eril enerjisini sağlıklı çalıştıramayan ve bunu böyle baskıcılıkla, milletin de ihtiyaçlarını kısıtlayarak bir halta yaramayıp, <laughs> sinirlenmeyeyim sinirlenmeyeyim dedim ama bir halta yaramayıp sorumluluğu aslında olan kişilerin de ihtiyaçlarını kısıtlamaya çalışarak yapması gereken sorumluluklar, bakması gereken çocuğu vardır, eşinizse belki sizin ihtiyaçlarınızı karşılaması gerekiyordur. Yani böyle yediği hatlar yüzünden sizi de manipüle etmeye çalışabilecek para konularında bir eril enerji gözüktü. Bu kişiye dikkat etmeniz gerektiği gözüktü. Çektiğim e kartlardaki kupa altılısı, kupa prensi, mahkeme, tılsım onusu bu kişinin aile bağlantılı birisi olabileceğini çok yüksek ihtimal gösteriyor. Ne bileyim amca, baba, abi, dayı, ondan sonra... Ee, bir baba figürü yani neyse bu kan bağı da olsa aile bağlantısı da e, olsa neyse bu bir baba figürü ya da belki eş ya da eski eş sen milletin ihtiyaçlarını kısıtlayacağına önce düzgün para kazanmayı öğren o zaman önce paranı düzgün çoğaltmayı öğren eril enerji eril bakın doğanın kanunudur bu parayı düzgün kazanmayı ve yönetmeyi bilen eril enerjidir. O yüzden eriller parasal konuda sıkıntı çektikleri zaman e, ilişkilerine de yansıyor bu. Çünkü eril enerjilerini sağlıklı çalıştıramıyorlar. Ve dişil enerjilerle ilgili iş yapan ya da gerçekten kadına değer veren, e, kadına gerçekten böyle e, değer verdiği kadına ama bu flörtözlük gibi değil, değer verdiği kadına gerçekten e, bonkör olan, cömert olan kadınların, bolluğu, erkeklerin, bolluğu, hatta kadınların da bolluğu bereketi artar. Çünkü o da imparatorçi enerjisi akışla doğal olarak onlara para gelir. Bolluk bereket gelir. Çünkü kadın bolluk bereket enerjidir. Dişil. Eril ne kadar sorumluluk alabiliyor? İmparator sorumluluk almak, düzen oluşturmak, bu doğrultuda ilerlemek, korumak, kollamaktır. Yani bunu sağlıklı yapabilen özellikle dişli enerjilere bolluğu da olur, bereketi de olur. Ama burada bunu yapamayan ve yapamadığıyla ilgili yapamıyormuş gibi değil de bunun üzerinden manipüle edip sizi de kısıtlamaya çalışan birisi gözüktü. Kendi yediği hatlar yüzünden. İpte iptel, 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 diyelim yine de. Şimdi iş, kariyer, eğitim iş, kariyer, eğitim diyorum ya tasmış üstünü görünce zaten bu doğrultuda bir mesaj vardı o yüzden öyle dedim. Buraya bir kart daha seçeceğim. İş, şey genel yine, yine iş diyorum Allah Allah bu konuda bir tavsiye almanız gerekiyor zaten dikkat etmeniz gerektiği gözüktü Haziran ayı ile ilgili size kartların tavsiyelerine mesajlarına baktığım zaman dediğim gibi iş hayatınızda birlikte iş yaptığınız kişilere çok dikkat etmeniz gerektiğini belki birlikte yolculuk yaptığınız kişilere çok dikkat etmeniz gerektiğini birlikte ilerlediğiniz kişilere çok dikkat etmeniz gerektiğini birilerinin sizin ilerleyişinizde sizin yükselişinizde gözünün olduğunu Arkanızdan çevrilebilecek iş potansiyeli, enerjileri gözüktü. Burada söylediğim şeyin hepsi burada size mesaj olarak çıktı. Bunun, yani burada söylediğim şeylere dikkat et, aklını başına al, gözün kulağın dört açık olsun. Kimlerde ne konuşuyor, kimlerde ne yapıyor, Herkes çok iyi gözlemle. Ee, birileri bir yerde böyle bir konuşuyor mu? Fiskos fiskos böyle hani <laughs> onu diyesim geldi. Git yanlarına ne konuşuyorlar, bak anladın mı hani? Geri durma öğren ve kendi yolunu ona göre çiz ve kendi başarına sahip çık. Kendi yoluna sahip çık. kendi liderlik özelliklerinle özellikle iş kariyer eğitim hayatında bir yükseliş, bir başarı yakalayabilirsin. Ama kim senin arkandan ne planlıyor, ne piskoz piskoz konuşuyor bunları da gör ve ona göre kendine bir yol çiz ki başarını devam ettirebil. Size Haziran ayı ile ilgili kartların tavsiyesi, mesajları bu şekilde. Evet, kıskanılan ve çok sizi böyle kendi rakip olarak gören kişiler söz konusu çünkü. Size tavsiye direkt olarak burada dediğim gibi iş, kariyer, eğitim, hayatınız üzerinden gözüktü. Kıskanan, rakibi olarak gö gören, arkanızdan iş çevirmeye çalışan, evrak kitaplar üzerinden özellikle katakulli yapmaya çalışan kişilere karşı dikkatli ol, planlarını çok iyi öğren, gözlemle ve kendi yolunu çiz sonra. Bir de hiç kavga dövüşü içerisine de girmeyin. Tamamen ne yapmaya çalıştıklarını anlayıp, e, uzaklaşıp tamamen kendi yükselişinize, kendi başarınıza odaklanmanız, kendi yolunuzda gitmeniz gerektiğini görüyorum. Çünkü onlar düşük enerji ve sizi düşürmeye çalışan enerjiler olarak gözüktü. Sen ama yükseliştesin aslında. Yani burada bu sınavı atlat, düşme, yükselişine devam et aslında diyor. Herkesin niyetini, çevirmeye çalıştığı işleri de çok iyi gözlemleyerek dikkat ederek. Ve bunlar dediğim gibi iş arkadaşı gibi gözüken kişiler. Tılsım üçlüsüyle de. Ne bileyim geçmişinizi araştırabilirler. Ee, ya neden sabıka diyesim geldi. Sabıkanızı araştırabilirler. Eğitim durumunuzu araştırabilirler. Nereden ne bulabilirler gibi. Kartlarda diyor ki sen bu kişilerin niyetini öğren ve kendi yoluna devam et. Yani onların eline koz verme. Niyetlerini öğren ki ellerine koz verme. Yükselişine odaklan. Tamamen iş kariyer eğitim para konuları iş kariyer eğitim konularında özellikle kendi yolunuzda gitmeniz, kendi başarılarınıza odaklanmanız, sorumluluk bilinciyle ilerlemeniz, liderlik özellikleriniz ve vasıflarınızla ilerlemeniz gerektiği gözüktü. Çok da böyle hani iş arkadaşı gibi gözüken kişileri çok da iş arkadaş gibi de görmeyin. Çünkü bunların çoğu sizinle içten içe rekabet eden kişiler olarak gözüktü dediğim gibi. Yani bu aile ilgili kartların size tavsiyesi zaten buradaki o kadar e, yalan dolandan sonra bu doğrultuda gözüktü. Şaşırmadık yani buradaki enerjiden sonra. İkinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz isteyen diğer destelere de bakabilir. Şimdi bu desteği ben seçmiştim ama biraz sanki karışmış gibi. Bakacağım şimdi net mi? Yani şey tam sayımı. mı? Ee, ikinci deste, üçüncü desteği seçenler abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için. Bakalım Haziran ayı. Genel enerjisi. Oh çok güzel. Aşk. Yine tasım ikilisi. İş, kariyer, eğitim, para, karışmamış. Hatta şunlar üstten düşmüş. Tamam. Üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için Haziran ayı genel enerjisine baktığımız zaman çok hareketli bir ay olacağını görüyorum. Yolculuklar, iletişim, trafikleri ama çok pozitif. Yani sürekli birileriyle işler yapmanız, bir araya gelmeniz, bazılarınız belki bir evlilik, nişan, düğün böyle bir şey içerisine katılabilir. Bazılarınız burada belki bir eril enerjiyle tanışabilir gördüğüm kartlarda ya da bir belki bir eril enerjinin koç aslanya etkile Belki bu sizin arkadaşınız olabilir, komşunuz olabilir, okul arkadaşınız olabilir. Böyle birisinin düğününe, nişanına falan katılabilirsiniz. Çok böyle hani acele bir şekilde belki gördüğüm ya böyle kır düğünü gibi ya da doğal güzellikleri olan bir yerde bir söz nişana katılma enerjisi hissettim açıkçası sizde. Ee, onun dışında böyle çok e, ikili ilişki ama çok duygusal gibi hissetmiyorum. Yani arkadaşlık olabilir, iş ilişkisi olabilir. Böyle çok yoğun olmanız, böyle kısa süreli herkesle böyle bir şeyi halletmeniz, sonrasına geçmeniz. Yani böyle e, kısa süreli kısa süreli bir sürü kişiyle çok başarılı işler halletmeniz durumları söz konusu olabilir. Ve bir eril enerji de bu ay... E, birlikte projeler yapma, iş yapma konusunda size çok şanslı gelebilir hatta birbirinize çok şanslı gelebilirsiniz yolculuklar yapabilirsiniz ee, bazı süreçleri başarıyla tamamlayabilirsiniz ee, şeklinde gözüktü çok başarılı, hareketli hayat enerjinizin çok yüksek olacağı e, hem yararlı yani hem insanlara yarar sağladığınızı hissettiğiniz hem de insanların size çok yararlı ve onlara şans sağladığınızı hissettiği, gördüğü ve size ifade ettiği süreçleriniz olabilir. Burada gördüğüm genel anlamdaki enerjilerde yolculuklar çok yoğun olabilir, hareketlilik. Bazılarınız spora başlayabilirsiniz. Yine burada gördüğüm. Hayat motivasyonunuzun artabileceği, hayatınızın artık hani böyle kontrolünü elinize alacağınız, böyle hani ee, şikayetler, ertelemeler, bilmem neler hani bunlara sığmayacağınız artık. Ben şunu yapmak istiyorum, başlıyorum. Ben bunu yapmak istiyorum, başlıyorum. Çok hedef odaklılık ve bu doğrultuda hemen hemen böyle her şeyi halletmek, yapmak, başarılı sonuçlar elde etmek. Bu doğrultuda insanlarla iyi anlaşmak, uyum sağlayabilmek, onlara iyi gelmek, onların size iyi gelmesi şeklinde süreçler gözüktü. Ve dediğim gibi belki bir Eril enerji olarak özellikle bir arkadaşınız, okul arkadaşınız olabilir, komşunuz olabilir, iş arkadaşı olabilir. Bir eril enerjinin sözü, nişanı, bir kutlaması, belki asker eğlencesi diye geldi bilmiyorum vardır sebebi gibi böyle bir eğlence ortamı için doğum günü olabilir. Çok doğum günü gibi hissetmesem de bazılarınız için belki olabilir kolektif açılım sonuçta. ve bir eğlence ortamı içerisine de girebilirsiniz. O size çok da iyi gelebilir ama böyle bir son anda belki acelece böyle hani gireceğiniz bir ortamda olabilir e, şeklinde gözüktü. Hayat motivasyonunuzun çok yüksek olabileceği başarılı bir, çok çok başarılı hem de burada da görüyorum onu çok başarılı olabileceğiniz bir ay enerjisi gözüküyor. Pozitiflik, başarı, e, bolluk, bereket bu enerjiler gözüküyor sizin için. Aşk hayatınıza baktığımda da burada büyük bir değişim dönüşüm süreci içerisinden geçebilirsiniz. Bir süredir kendinizi yeniye açamıyorsanız, bir süredir böyle bir durağanlık söz konusuysa bunun artık değişip dönüşeceğini, yeni sayfalar açma noktasına gelebileceğinizi görüyor söylüyor kartlar ama hala bazılarınız yani şöyle bir şey var. Yeniliğin vakti gelmiş ama hala yeniye kendimi açsam mı, açmasam mı? Bugün açayım deyip ertesi gün aman vazgeçtim, geri çekileyim ya geçmişteki gibi şeyler söz konusu olursa deyip böyle kendi dünyanızda çok kararsızlık aşk hayatınızla ilgili yaşayabileceğiniz enerjiler gözüktü kartlarda yani yenilik girmek istiyor ama senin e, ikilemlerin dengesiz tavırların e, kendi kendine kurduğun bahaneler aşk hayatınla ilgili e, o yeniliğe izin vermiyor diyor kartlar peki bunun devamına bir bakalım Ya duranlık her anlamda değişiyor burada aşk hayatımızdaki e, bir ilişki artık böyle ilerlemeyen yani, toksikleşmiş ya bu ilişki ilerlemiyor artık hani belli olmuyor yapamıyoruz. Bu ilişki tamamen bitebilir artık sizin için. Burada gördüğüm ve hayatınızda yeni bir düzen oluşturma aşamasına geçebilirsiniz. Ve bu noktada yeniye izin versem mi falan hani böyle bir ikilemler olabilir. Ya böyle artık e, miladı dolmuş her şeyin aşk hayatınızda biteceği, değişip dönüşebileceği ve yeni sayfaların aslında açılma aşamasına geçilebileceği süreçler gözüktü. Ne dedim yani yenilik enerjisi var ama tılsım dörtlüsü. Açsam mı açmasam mı bugün açayım yarın açmayayım bugün flört edeyim yarın aman işte tılsım beşlisi her şeyin kötüsüne odaklanmak. Ya yine değersiz hissedersem ya yine işte kötü hissedersem deyip kapatmak. Ama hoşlanmak da falan hani burada şeklinde enerjiler gözüktü. Burada birazcık ikilemler gözüküyor ya da belki... ...ya siz birisine böyle davranabilirsiniz ya da birisi size böyle davranabilir şeklinde gözüktü. Biraz yine iniş çıkış enerjileri gözüküyor. Yani böyle hem sevgili gibi davranması hem arkadaş gibi davranması belki bir eril enerjinin kupa kralıyla Ve bunun sizi sinirlendirmesi durumu söz konusu olabilir. Bunun bu şekilde davranma sebebi de belki askıda kalan bir ilişkisi bitti ve çok böyle dengesiz olduğu bir süreç içerisinde olabilir. O yüzden olabilir ve bu sizi sinirlendirebilir burada gördüğüm. Yani böyle bir kendini açması, bir kapatması. Ya siz burada şu enerjidesiniz. Ben gelecek gördüğüm kişiyle ilişkiye başlarım şu saatten sonra. İnişli çıkışlı, inişli çıkışlı davranışlarla uğraşamam. Sağlam temeller üzerinde ilerlenilecekse olur, ilerlenmeyecekse. E, yoluma devam ederim. Hiç kafama takmakla uğraşamam. Zamanım da değerli. Hayatım da değerli. E, gibi e, bir süreç içerisine geçebilirsiniz. Birisiyle ilgili. Bu biraz ikinci desteğiyle çok benzer enerjilerde çıktı. Aşk hayatı. isteyen oradakini de dinleyebilir. Orada da çünkü çok detaylı açıkladım. Burada da çok benzer gözüktü çünkü. Özellikle ben erilerin çok ikilem yaşayabileceğini görüyorum. Ama dişiller de belki bazılarınız için... E, Artık böyle ilerlemeyen bir ilişkiyi bitirip yeni noktasında ikilem yaşayabilir. Ama çektiğim ek kartlarda kupa kralı olarak da gördüğüm için daha çok eriler sanki. Yani hem böyle flört hem arkadaşlık. Hani orada dur sen. Ee, bir yere gitme. Ama siz sizde. Yani bir ilişkinin adı konacaksa konur. Arkadaşsan ona göre davranırsın. Ee, Flörtsen ona göre davranırsın. Ama hani bir öyle bir böyle davranamazsın. Ee, ben hiç böyle dengesiz davranışlara gelemem. Ben şu saatten sonra artık hani e, tılsım üçlüsüyle, kupa ikilisiyle, değnek üçlüsüyle gelecek görebileceğim ilişkileri hayatıma alıyorum deyip e, yolunuza da bakabilir bazılarınız şeklinde gözüktü. Yine hadi burada da şuna bakalım. Bu dengesiz davranışlar sergileyen kişi. Bir ikinci destede de bakmıştık çünkü. Net tavırlar sergileyecek mi sonrasında? Kaybetmek istemeyecek size olarak gözüküyor. Siz kendinizi kapattıkça o sizi açmak isteyebilir. Ama yine burada hani şunu diyemiyorum. İsmini koymaktan korkuyor. Bir süre bir arkadaş, bir flört, bir yakınlaşma, bir uzaklaşma sürdürdükten sonra belki adını koyma aşamasına geçebilir. Bu süreçte sizi kızdırabilir bu kişi. <laughs> Şeklinde gözüktü. Ya sen karşın, karşındaki kim çocuk mu zannediyorsun gibi bir tavır içerisinde de girebileceğiniz gözüktü kartlarda. Ya o değnek kralçesinin çekimli al, çekici alımlı pozitif e, tarafı kılıç kralçesine dönüşebilirmiş gibi bir yerden sonra da gözüktü. Yani e, sen böyle bir kadın değerini biliyorsan e, ona göre davran ama bilmiyorsan da bir öyle bir böyle yapamazsın e, deyip gerçekten hatta bazılarınız şakayla karışık zehir zemberek hani e, şaka mı yapıyor gerçek mi söylüyor <laughs> anlamadığı şeyler de söyleyebilirsiniz onun şeklinde gözüktü özellikle dişler erilere. E, İş kariyer eğitim konusuna geldiğim zaman çok başarılı olabileceğiniz enerjileri görüyorum. Çok şanslı olduğunuz, e, zihninizin çok berrak olduğu, açık olduğu sistemin, hayatın sizi desteklediği anne konuları ya da bir kadın böyle bir dişli enerji bir anne teması üzerinden de çok şanslı olabileceğiniz süreçler içerisine girebilirsiniz. E, yükseliş var burada, tanınma var, ünlenme var. Dişil yani kadınlarla ilgili konular üzerinden çok şans sağlayabilirsiniz ya da Venüs yani yine kadın zaten Venüs dişli enerji burada ee, çok böyle gerçekten bolluğunuzun bereketinizin artması tanınmanız çekici bulunmanız e, statü artışı yükseliş e, burada enerjileri gözüküyor ama burada bazı küçük enerjilerin yine böyle kıskanması sizin yükselişinizin güzelliğinizin kazandığınız paraların başarınızın ününüzün dikkat çekici ya burada ne var burada aura var aura kadın <laughs> ya burada iş kariyer eğitim hayatında o kadar başarılı o kadar çekici, o kadar böyle zeki, alımlı e, gözükebilirsiniz ki e, bazılarınız böyle hani işi üzerinden ünlenebilir, dış görünüşüyle ilgili değişimler pozitif anlamda yaşayabilir, çok daha fazla paralar kazanmaya başlayabilirsiniz. E, kadınlarla ilgili işler ya da Venüsyen güzellik konuları üzerinden işler yapıyor olabilirsiniz. Bir şekilde kadınlarla ilgili bir iş enerjisi görüyorum ama burada daha çok böyle dişi enerjilerle ilgili iş enerjileri gözüküyor Bunlar üzerinden çok güzel başlangıç ve başarı sağlamanız ama birilerinin ama bu sizden çok çok düşük enerjiler bundan kendi içlerinde rahatsız olma durumu gözüküyor kartlar da. rahatsız olan kişiler de aile bağlantılı olma potansiyelindeki kişiler olarak gözüktü. Yükselişiniz, başarınız, ününüz, ekstra böyle daha da bol kazancınızdaki artışlar. Yine burada kupa kupaltılısı. kupa Bakın kıskançlık. Aile içerisindeki bazıları, bazı, bazı kişilerin kıskanmasına neden olabilir şeklinde gözüktü. Kartlar da Belki bir anne desteği görebilirsiniz bunu diğer kardeşleriniz kıskanabilir ne bileyim ya da ne bileyim belki teyzeniz destek olacak kuzenleriniz kıskanabilir gibi bir enerji hissettim burada iş kariyer eğitim konusunda ya da kadınlarla ilgili iş yapıyorsanız dediğim gibi çok başarılı olabilirsiniz yükselebilirsiniz ama yine yakın çevrenizden birileri kan bağı içerisinde olan birileri ya böyle nasıl bir şey biliyor musunuz nasıl diyeyim hani... Ee, ünlü ve çok zengin, çok güzel hayat yaşayan kişileri birilerinin çamur atmaya çalışma durumu söz konusu ya. Onlar çünkü o hayatı yaşamıyorlar. O yüzden. Ee, o yüzden diyorum kimseye kötü yorum yapmayın. Çünkü onun size geri dönüşü, karması kötü oluyor. Zaten hani kötü hayatlarınızı iyice kötüleştirmeyin. Ee, güzel hayat yaşayan kimsenin mutluluğundan rahatsız olmuyor zaten. Burada da Böyle bir kendilerince bir kıskançlık içerisine girebilecekleri gözüktü sizin yükselişiniz, ünlenmeniz, parlamanız, tanınmanız e, üzerinden ve böyle başarılı oldukça güzelleşmeniz belki ya e böyle Venüsü parlatmak. Bakın burada da Venüs sembolü var. Merkürdür aynı zamanda. Venüs ve Merkürünüzü sağlıklı çalıştırmanız iş kariyer hayatınızda. Merkür danışmanlık eğitim olabilir. Venüs işte güzellik konuları, takılar, e, güzellik sektörü, kılık kıyafet giyim. İkisi birden belki danışmanlık, daha çok dişli enerjiler üzerinden yani çok başarılı olma enerjisi gözüktü. Çok çok küçük enerji ama bu kıskançlık. Yani uzaktan hani böyle bır bır, dır dır diyeyim hatta edip kendilerince şey yapmaları hani böyle kıskançlık. Böyle durup dururken kötü davranabilirler, mesafe koyabilirler mesela size. Siz dersiniz ki ne oluyor şimdi, neden benim mutluluğuma ortak olmuyor, neden benim mutluluğuma sevinmiyor? Kartlar diyor ki kıskandığı için <laughs> yani burada e, şeklinde gözüküyor. Yine bütün desteler aslında benzer enerjileri gösteriyor gibi biliyor musunuz? Bütün olarak dinleyenler anlayacaktır. Para konusuna baktığımda da burada şimdi. E, aile bağlantılı kişilere dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Para konusunda. Ve yine burada yaşça sizden küçük kişiler. Para verme, borç verme, bu tarz şeylere dikkat edin. Ne bileyim siz bir şeyin masrafını karşılıyorsunuzdur. O ondan yararlanmaya çalışabilir. Parası varken parası yok diyebilir. Böyle sizi maddi olarak sömürmeye çalışabilecek. Aile bağlantılı kendinizden yaşça küçük kişilere dikkat etmeniz gerektiği gözüktü. Kendi rahatı için, kendi konforu için ve bundan da bu yaptığının açık konuşacağım şerefsizlik olduğunu olduğundan zerre kadar da rahatsızlık duymayan belki siz daha böyle vicdanlı merhem ya burada ne var biliyor musun? Sanki şurada rahatsız olan kişiler. Yani hem sizden para gelsin diye bekliyorlar ama siz çok para kazandıkça siz böyle parladıkça da kıskançlık, arkadan dedikodu kendi kendilerine. Ama bir taraftan da e, sorumluluktan kaçma. Sizden onlara para gitsin, para aksın. Bunu bekleme gizliden gizliye. Böyle hani durumları böyle sizi kullanmaya çalışabilecek maddi olarak aile bağlantılı kendinizden yaşça küçük kişilere dikkat etmeniz gerektiği gözüktü kartlarda. Tamamen kendi e, kendi hayalleri, kendi konforları, kendi rahatları için sizin iyi niyetiniz özellikle dişillerin burada bakın ermiş kupa kraliçesi iyi niyetlerini suistimal edebilecek. Yine burada ergen çocuk yani böyle daha yaşça küçük kişilere dikkatli olmanız gerektiğini görüyorum. Sorumluluktan kaçan kişiler. Borç vermeyin, para vermeyin bu kişilere. Çünkü bu kişiler hem sizi kıskanıyor hem de diyor ki oh ne güzel onun parasından da yararlanıyorum. alma verme dengesine çok dikkat edin. Yani burada hak etmeyen kişilere vereceğinizde hayvanlara doğaya bol bol yardım edebilir, destek olabilirsiniz. Hayvanlar ve doğa Allah'ın saf temiz veçeleri çünkü. Çünkü burada ne görüyorum biliyor musunuz? Destek olmamanız gereken, para vermemeniz gereken düzenbazlara, aile bağlantısı içerisinde olduğunuz, kendinizden yaşça küçük olan, yardım ettiğiniz, destek olduğunuz sürece maddi durumunuzda bir durağanlık içerisine girmeniz. Alma verme dengesi bozulduğu için. Kendi şansını, senin şansını kıskananlarla paylaşmayacaksın diyor kartlar maddi konularda. Bak çok para kazanabileceğinizi görüyorum. Bak yalnız sinirlenmeye başladım yine çünkü. Ama burada yani böyle şey var. İki deste de çıktı. Aile bağlantısı içerisinde olduğunuz ergenlere dikkat edin. Bunlar yeme, içme, gezme, tozma, hayalle, hayal aleminde dolaşma dedikodunuzu yapma arkadan küçümseme kendilerince kıskanma böyle bir tripler atma bir triplere girme bunlar üzerinden böyle enerjinizi ve maddi durumunuzu sömürme niyetinde kişiler hem niyeti kötü hem de sömürmeye çalışıyor Dikkat edin, yani maddi olarak bolluğunuzu bereketinizi hak etmeyen kişilerle değil, dediğim gibi gerçekten içi e, yüreği saf temiz olan kişilerle belki hiç tanımadığınız belki bir daha görmeyeceğiniz ya da kişilerle paylaşın, hayvanlarla doğayla paylaşın, o yardımseverlik enerjinizi. Ki o dengeyi kurabilin. Hayatta size çünkü nefes veriyor ağaçlar, o hayvanlar, kediler enerjisi olarak temizliyor, koruyor. Köpekler musallat enerjisinden koruyor. E, aynı zamanda yine e, koruma, e, güvenliğini sağlıyor insanların dost ve arkadaş aslında. O negatif söylemler ve enerjiler insanları cehennem boyutuna indirmek için. O kafalara girmeyin. Bol bol hayvanlara doğaya destek olun siz. Bu şaklabanlar ziyade ki e, sonradan bakın e, bolluk bereket enerjiniz kılıç dörtlüsü gibi duru anlaşmasın. Aksın yani akmasın devam etmek istiyorsan yardım edeceğin şeyleri ve e, durumların da sorumluluğu sende onları da iyi seçmelisin. Hayvanlara doğaya bol bol destek olun yardım edin diye boşa söylemiyorum. Onlar Allah'ın saf temiz aynaları ve çünkü. Yani ya ben burada ne hissettim biliyor musunuz? Sanki böyle küçük birisi e, böyle huyunuza suyunuza gitmeye çalışıp böyle duygusal birisi de olduğunuz için e, işine geldiğinde böyle hani huyunuza suyunuza gitmeye çalışması ama arkanızdan da işler çevirmeye çalışması, itibarınız üzerinden dedikodular üzerinden falan böyle kendini bir şey zanneden bir ergen ya da ergenler. Bunlara dikkat et diyor kartlar para dünyanınla ilgili. Ya siz muazzam bir zenginlik ve bolluk bereket iç içerisine girebilirsiniz. Dediğim gibi aile konuları, belki bir anne, bir kadın çok böyle hani desteklenme, güzel fırsatlarla karşılaşma durumları içerisine girebilirsiniz. E, şaklabanlara dikkat edin. Yine aile içerisindeki özellikle kendinizden yaşlı küçük, ergen potansiyelindeki Bu aile ilgili kartların size tavsiyesi yani aile bağlantılı kişilere dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum. Aziz kartı, ay kartı e, kartlarda gördüğüm. E, burada bilgece ve akıllıca davranman gerekiyor. Herkesin niyeti senin gibi değil ve herkes senin baktığın olgunlukta hayata bakmıyor. Senin gibi geniş vizyona sahip değil e, burada. O yüzden e, özellikle daha çok ailevi konular üzerinden, geleneksel, göreneksel konular üzerinden dikkatli olmanız gerektiğini, insanların niyetini çok iyi gözlemlemeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Burada başka ne söyleyebilirim? Yine iş kariyer hayatı üzerinden de bir arada olduğunuz hem aile ortamı içerisinde hem iş ortamı içerisindeki kişilere dikkat edin. Biraz mesafe koymanız gerektiğini görüyorum. Yani şöyle düşünün bir ergen ama siz mesela çok olgun birisiniz, çok başarılı birisiniz. Sen bununla denk değilsin anladın mı? Sen bununla... Enerjini düşürme işte o yüzden. Sen kendini dışarıda tut. Böyle e, şerefsiz, ondan sonra ya söylemeyeyim söyle gerçekten çok böyle. Daha böyle hani o ergen havaları olur ya. Ama burada hani şimdi herkes ergenlikten geçti. E, bir şey bilmeyip kendini çok bir şey biliyormuş zanneden. Ama arkanızdan da böyle e, yapmadığı düzenbazlık kalmayan birisine dikkat etmen gerekiyor. Duygularının sömürülmemesine dikkat et. Bu noktada. Birazcık iş hayatında da aile hayatında da yakın çevrendeki kişilere e, enerjisi olarak da senin daha yukarıda olduğun durumlar söz konusu. Maddi olarak da senin daha yukarıda olduğun durumlar söz konusu aslında. Böyle çok ıı, seni kıskanan, seni kısıtlamaya çalışabilecek, bir şey bilmedikleri halde kendileri çok şey biliyormuş gibi e, davranan kişilere mesafe koyman gerekiyor. Ve senin kendi bilgeliğinle, kendi tecrübelerinle, belki de gerçekten güvenilir kişilerle, belki doğru düzgün tanımıyorsun, belki ailenden değil ama gerçekten o kişi sana daha yararlı olabilir burada. Yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor aile ve iş bağlantılı mesafe koymanız gerekiyor. Uzak durmanız gerekiyor. Ve bu doğrultuda hayatınızda bir plan program oluşturmanız gerekiyor. Bir süre ilişkileriniz, işte geçireceğiniz zamanlar vesaire. Bu arada Haziran'da tam da bayram var. Şimdi aklıma geldi. Bu kadar bu enerjilerin çıkması bence yine boşa değil. Yani bak kendinden yaşça küçük kişiler. Enerji alanınızı korumanız gerekiyor. Özellikle iş ve aile bağlantılı olduğunuz kişilere karşı biraz mesafe koymanız, biraz geri durmanız ve daha çok kendinize odaklanmanız, onlardan bağımsız bir yol izlemeniz gerektiğini görüyorum tavsiyelerde. Çünkü onlar sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü bu, bu kişilerde kıskançlık söz konusu, çekememezlik söz konusu, aldatmaca, kandırmaca söz konusu. Evet yine maddiyat üzerinden gözüktü görüyor musunuz? Bak bolluğuna, bereketine zarar vermeye çalışıyor diyor. Ya Rabbi, Ya Resulallah. Ite, ite. Yine bakın aile bağlantısı. Hatta ben bu kişilerde ne hissettim biliyor musunuz? Bazı aile büyükleri bu kişileri kayırıyor olabilir. Ee, o yüzden de onları da arkalarına alıp böyle hani sizden maddi olarak yararlanmaya çalışabilirler. Dikkat et, mesafe koy ve tamamen kendi yoluna odaklan. Bunlar aile büyüğü diye, bunlar e, işte böyle kişiler diye ya da böyle şerefsizlik peşinde koşan kişiler diye. Yani demeyeyim demeyeyim diyorum ama burada bunu çok söylemek istedim. E, doğruyu söyl söylüyorlar diye bir şey söz konusu değil. Sen o oyuna gelme, sen o illüzyon içerisine girme, sen kendi yolunu izle. Belki ailenden değil, belki iş ortamından değil ama belki yeri gelir yedi kat yabancı sana doğru yolu gösterebilir. Allah o doğrultuda nasip edebilir. Sen yanlıştan bazen en yakınındaki de olsa uzak durmayı bildiğinde, bu doğrultuda seçimler yapıp kararlar aldığında, bazen yedi kat yabancı gördüğün birisi sana ailenden daha yakın davranabilir, daha fazla katkı sağlayabilir. Birazcık sizin hem iş hem aile içerisindeki kişilere dikkat etmeniz gerektiği gözüktü. Size tavsiyeler bu doğrultuda. Yani çok geleneksel, göreneksel bakış açılarıyla ilerlememeniz gerekiyor o yüzden. Burada da zaten aile bağlantısı gözükmüştü. Dikkat etmeniz gereken burada da tavsiyelerde de hep aynı kartlar çıktı. Çok çok dikkat edin. Belki kardeşiniz var sorumsuz birisi ee, yani onun üzerinden düşünebilirsiniz Belki yani e, sizi anne babanızı da arkanıza alarak kullanmaya çalışabilir. Burada kartlardaki hiç o oyunlara girme kendini uzak tut. arkadan da ama sizi kötüleyebilir belki anne babanıza falan hani çok sinsi birisi kimse bu ama akraba bağlantısı olan birisi olarak gözükte aile bağlantısı yakın çevre ama sizin bu kişilerden uzak durmayı başarırsanız gerçekten maddiyat olarak çok 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 artış enerjiniz gözüktü bolluk bereket enerjiniz gözüktü bir kadın tarafından desteklenmeniz kadınlarla ilgili venüs konuları üzerinden diş enerjilerle ilgili desteklenmeniz bolluk bereket enerjisi içerisine geçmeniz paranızın katlanması büyümesi gelirinizin artması bu enerjiler gözüktü o yüzden de diyor ki bunun zekatını da bunun yardımını da Hayvanlara, doğaya ya da gerçekten hak eden içi gönlü saf kişilere yap. Mesela Can Haydi hep der ki akrabalara yardım yapmayın çünkü onun içerisinde manevi ego oluyor, bir manevi ego oluyor yani hani bu bunu çok içerisine girmeyeceğim uzatmamak için de anlayan anlayacak zaten bir daha hiç görmeyeceğim birisine belki iyilik yapmaktır bazen gerçek iyilik ya da hayvanlara doğaya çünkü bir menfaatin yok. Karşılığında bana iyi davransın menfaatin yok ya da sen ona onu yaptığında o sana kötülük yapamaz çünkü bir daha gör bir kez görüyorsun onu. Ya da hayvanlar doğa zaten çok saf, temiz, ışık yani Allah'ın en saf, temiz ve çelere O yüzden diyorum. Hayvanlara doğaya bol bol destek olun. Yani bu kazancınızın artmasındaki yapacağınız yardım noktasındaki durumlara Mümkünse kartlardaki ailenden, yakın çevrenden biraz uzak tut. Özellikle kendinden yaşça küçük kişilerden. Hayvanlara, doğaya ve belki bir daha görmeyeceğiniz kişiler. Belki köy okulları, belki hani bu böyle anladınız mı? Gerçekten manevi ego'dan da uzak durabileceğin, hak eden yerlere kazancın art kazancının artmasıyla birlikte hani o paylaşımları yapabilirsin. Kazancınız artmasa da sürekli yardım yapın zaten. 1 liran varsa 10 kuruşunu verirsin. Bu niyettir. Ama bu yardımı hak edene yap. 10 kuruşsa da 10 bin liraysa da 100 bin liraysa da hak edene yap. Ve yakın aile bağlantılı olduğun kişilerden, iş bağlantılı olduğun kişilerden, kan bağın olan kişilerden uzak dur biraz bu süreçte. Özellikle kendinden yaşça küçük olan kişiler. Özellikle birisi var. Çok ortalığı karıştırma, çok sinsilik, hinlik, hainlik peşinde şeklinde gözüktü. Arkasına da bazı aile büyüklerini alarak sanki. E ee, i̇şte o yüzden ona enerji vermeyin. Maddi olarak bir şey, ilgi, alaka, maddi destek vermeyin ki enerji alanınızdan uzak durabilsin bu kişi. O zaman asıl zenginlik, bolluk, bereket size daha çok akabilir ve siz de hak edenlere verdikçe daha çok size de gelebilir. Koruma olarak yani bunu illa maddiyat olarak düşünmeyin. Yardımın da pazarlığı yok işte o manevi egoya girmemen gerekiyor. Belki de burada bunu öğrenmeniz gerekiyor. Sizin de alt boyutta, alt metinde. Manevi egodan uzaklaşmak. Ben ona şunu yapıyorum ki o da bana bunu yapsın durumu var belki de sizde alt planda belki de bunu görüp dönüştürmeniz gerekiyor ama her anlamda özetlemek toparlamak gerekirse aile bağlantısı içerisinde olduğunuz ve iş ortamınızla da belki bağlantılı olan kendinizden yaşça küçük ortalık karıştırma potansiyelindeki ergen ondan sonra arkasına da böyle bazı aile büyüklerini alma şeyinde olan kişilere dikkat et bu kişilerden uzak dur ee, o zaman sana zenginlik daha da çok akabilir diyor kartlar. Zaten çok bolluk bereketle de, de çok artış gözüktü zaten. Ve e, hak edenlere yap yardımını. Hayvanlara, doğaya, belki bir daha görmeyeceğin kişi ya da kişilere. Evet. Üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılım bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram diyen ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.